Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık dokusu, enfes tadı ile çok beğenilen ıslak kurabiye, diğer bir adıyla brownie kurabiye tarifim var. Hemen malzememize bakalım. 125 gram oda sısında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı kakao, 3 su bardağı un, 2,5 su bardağı undan sonra kontrolü ilave edelim. Unun kalitesine göre un miktarı değişebilir. 1 kabartma tozu, 1 vanilya. Üzeri için ise süslemek için Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı. Şerbeti için ise 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su. Öncelikle kurabiyemizin şerbetini hazırlayalım ki kurabiyelerimiz pişene kadar şerbetimiz soğusun. Bunun için 1 su bardağı toz şekerle 1 su bardağı suyu ocakta 4 ya da 5 dakika kadar kaynatalım ve altını kapatalım soğusun. Artık altını kapatabiliriz. Kabımın içerisine tereyağı, sıvı yağ, toz şeker, pardon pudra şekeri ve yumurtamızı ilave edelim. Yumurtamızı da ilave ettik. Şimdi elimizle güzelce karıştıralım. Şimdi kakaosunu ilave ediyorum. Ve vanilyayı. Karıştıralım. Şimdi unumu azar azar elenmiş olan unumu ve kabartma tozumu ilave edeceğim bu karışımıma. Kabartma tozumu da ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra unun diğer kalan kısmını ilave edeceğim. Kurabiye hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi çok fazla un ilave etmeyin. Kontrolü ilave edin. Çok fazla un olursa hamur toparlayamazsınız. Bu şekilde toparladık. Şimdi ceviz büyüklüğünde toplar alalım. Hamurumuzdan yuvarlayalım. Yağladığınız veya yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsimize, fırın tepsimize alalım kurabiyelerimizi. Yumuşakça bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi şöyle mükemmel bir kurabiye oluyor. Yapınca hak vereceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum deneyenlerin. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirmeye alalım. Kurabiyelerim fırından çıktılar. 2-3 dakika bekleyelim ilk sıcaklığı çıksın. Daha sonra soğuk şerbetimize batırabiliriz. Kurabiyelerimi soğuk şerbetimin içine batırıyorum. Ve sonrasında tabağımı alıyorum. İçinde çok fazla bekletmeyelim. Islatıp alalım.
kurabiyelerimize aynı işlemi uygulayalım. Kalan şerbetimi de üzerine ilave edeceğim kurabiyelerimi. Şimdi üzerine Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Hemen bir tanesinin dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten favoriniz olacak bir brownie tadında mükemmel bir kurabiye. Şöyle göstereyim. Gerçekten mükemmel. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.